Selam millet, ben Uykucu Gergedan. Bugün sizlerle Harry Potter serisindeki en güçlü ve ölümcül büyülerinden birisi olan Abracadabra lanet hakkında bazı ilginç bilgiler vereceğim. Bu arada farklı bir giriş yapmak istedim. Abracadabra lanetini söyleyerek nasıl iyi söyleyebiliyor muyum? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hortkuluk Savcıların Silahı. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabında Voldemort'un ruhunu parçalayan hortkulukları yok etmek için Harry, Ron ve Hermione tarafından kullanılmıştır. Nagini, Hufflepuff'ın kasesi ve Ravenclaw'ın diademi gibi birçok hortkuluklar bu lanetle imha edilmiştir. Filmdeki ses oyunları. Harry Potter serisindeki filmlerde farklı ses efektleriyle gösterilmiştir. Örneğin Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabında Voldemort'un Harry'ye bu laneti uyguladığı sahnede yıldırım sesi duyulurken Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde Cedric Diggory'nin bu lanetle öldürüldüğü sahnede silah sesi duyulmaktadır. Kitaplardaki farklı isimleri. Harry Potter serisinde kitaplarda farklı isimlerle anılmıştır. Harry Potter ve Sırlar Odası kitabında Tom Riddle'ın günlüğünde ölüm laneti denirken, Harry Potter ve Ateş Kadehi kitabında Barty Crouch Jr. davasında yeşil ışık denmiştir. Kitaplardaki farklı renkleri. Harry Potter serisindeki kitaplarda farklı renklerle tasvir edilmiştir. Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabında Voldemort'un Harry'ye bu laneti uyguladığı sahnede yeşil bir ışık çaktığı belirtilirken, Harry Potter ve Zümrüt Anka Yoldaşlığı kitabında Sirius Black'in bu lanette öldürüldüğü sahnede mavi bir ışık çaktığı belirtilmiştir. Kitaplardaki farklı uygulama şekilleri. Harry Potter serisindeki kitaplarda farklı şekillerde uygulanmıştır. Harry Potter ve Melez Prens kitabında Snape'in Dumbledore'u bu lanetle öldürdüğü sahnede Snape'in asasını kaldırmadan sadece söz söylediği belirtilirken, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabında Voldemort'un Nagini'yi korumak için bu laneti uyguladığı sahnede Voldemort'un asasını kaldırıldığı belirtilmiştir. Kitaplardaki farklı etkileri. Harry Potter serisindeki kitaplarda farklı bir etki yaratmıştır. Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabında Voldemort'un Harry'ye bu laneti uyguladığı sahnede Harry'nin alnında şimşek şeklinde bir yara izi oluşurken, Harry Potter ve Ateş Kadehi kitabında Cedric Diggory'nin bu lanetle öldürüldüğü sahnede Cedric'in vücudunda hiçbir iz bırakmamıştır. Kitaplardaki farklı engelleme yöntemleri. Harry Potter serisindeki kitaplarda farklı nesnelerle engellenmiştir. Harry Potter ve Felsefe Taşı kitaplarında Voldemort'un Harry'ye bu laneti uyguladığı sahnede annesinin sevgisiyle korunan Harry'nin üzerine düşen Quirrell'ın cesedi bu laneti engellerken, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabında Voldemort'un Harry'ye bu laneti uyguladığı sahnede Harry'nin üzerine düşen Narcissa'nın Malfoy'un saçı bu laneti engellemiştir. Kitaplardaki farklı amaçlar. Harry Potter serisindeki kitaplarda farklı amaçlarla kullanılmıştır. Harry Potter ve Ateş Kadehi kitabında Voldemort'un Cedric Diggory'yi bu lanetle öldürdüğü sahnede Priori Incantatum etkisi yaratmak için bunu kullanırken, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabında Voldemort'un Harry'yi bu lanetle öldürmeye çalıştığı sahnede hortkuluklarını yok etmek için bunu kullanmıştır. Kitaplardaki farklı sonuçlar. Harry Potter serisindeki kitaplarda farklı sonuçlar doğurmuştur. Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabında Voldemort'un Harry'ye bu laneti uyguladığı sahnede Voldemort'un ruhu parçalanırken, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabında Voldemort'un Harry'ye bu laneti uyguladığı sahnede Voldemort'un ruhu bütün kalır.